Ya zaman nasıl geçti hiç anlamamışım Ela. O kadar farklı şeyler anlattı ki Sedat. Ya hem çok akıllı hem çok kültürlü bir adam her halinden belli. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun bana? Sen bu adamdan bayağı etkilenmişsin belli. Hayır ya, öyle düşündüğün gibi bir şey değil. Ya zaten dün bir, bugün iki. Ne olabilir ki? Sadece ya prenses gibi davranılmasını özlemişim. Sedat tam bir centilmen. E tabii, Yahya'dan sonra bayağı iyi gelmiştir. Nasıl? Yakışıklı mı bari bu Sedat? Hem yakışıklı, hem karizmatik, hem entelektüel. Ya tabii ki Yahya da iyi hoş. Ama yani nasıl desem, ya Sedat da farklı ligdeler. Anlıyor musun? Sana taktik değiştir derken bu kadarını ben bile hayal edemezdim Dudu. Ama senin için çok seviniyorum. Mutlu olmayı çok hak ediyorsun canım benim. Zaten daha ortada bir şey yok. Sadece keyifli vakit geçiriyoruz, o kadar. Ama içimden bir ses diyor ki, bence Sedat'la daha görüşeceğiz. Dur bakalım. Hadi bakalım. Geldi mi? Henüz değil Sedat Bey. Bekliyorum. Yoldaymış. Mesaj attı az önce. Siz kimsiniz? Aa, kusura bakmayın, öyle pat diye oturdum. Ben Sancar Efeoğlu. Mavi'nin kocasıyım. Yabancı değiliz yani. Mavi'yle buluşacaktınız değil mi? Evet. Evet de kızım nerede? Ben onun geleceğini sanıyordum. Mavi'nin acil bir çıktı da. Ben geldim. Bir mahsur var mı? Yok. Yok. Hey, konuşalım o zaman. Neredeydiniz bunca yıl? Bir görseydiniz çocuklar. Sanki evet. Sıcak bir rüzgar esiyordu komşuya. Tatlım, hadi gel yatağa yatalım. Öyle gel bakalım. Bir vardı ki, değil çamura, kezzap kuyusuna dalarım Allah'ıma. O kezzap kuyusuna Kazım Baba dedi. Görseydiniz çocuklar, sanki sıcak bir rüzgar esiyordu konuşurken. Budu ama. Ne? Budu ya, ne sandınız ya? Ne de olsa eski kurtuz. Bunlara da Türkiye Cumhuriyeti bankurtu derler. Vay. Bir görseydiniz çocuklar, sanki sıcak bir rüzgar esiyordu konuşurken. Öyle tatlı bir yürüyüşü vardı ki, ciğir çamura, kezzap kuyusuna dalarmadan. Kızım, seni aramaya çekindiğim için yazıyorum bu mesajı. Öncelikle çok üzgün olduğumu bilmeni isterim. Sensiz geçen her an için pişmanım. Seni görmek için Bodrum'a geldim. Beni affetmen çok zor ama umarım bana bir şans verirsin. Baban Harun. Affedebilir miyim bilmiyorum ama sana bir konum göndereceğim. Yarın öğlen 12'de orada ol lütfen. Thank you.
Abinin çocukluk yıllarını kaçırdığım için, büyüyüp gelin olduğunu göremediğim için, en çok da zor günlerinde babası olarak yanında olamadığım için çok pişmanım. Eğer bana bir şans verirse bunların hepsini telafi edeceğim. Kararlıyım. Kararlısın. Evet. Kayınpeder ya. Bence senin var ya pişman değilsin ha. Ama ben sana pişmanlık nedir Öğretciğim? Nasıl yani? Hadi kalk gidiyoruz. Seni buraya gönderenlerle konuşacağız biraz da. Ne münasebet. Ben sizinle hiçbir yere gelemem. Beni zorlayamazsınız. Onu bu sahtekarlığı kabul etmeden önce düşünecektin. Sana her şeyi ezberletmişler ama bir şey unutmuşlar. Hadi kayınpeder ya. Kalk kalk. Kalk gidiyoruz. Kalk. Hadi. Gel hadi gel. Emin misiniz baba? Evet. Öyleyse buyurun sizin müdahale odasına. Son attığım mesaja da cevap vermedi bu herif ha. Ne yaptı acaba? Buluştular mı? Mavi yanında olduğu için yazamıyordur. Keşke adamlarımızdan birinin yanında gönderseydik. O da çok şüphe çekerdi. Heh. Nerede kaldın babacığım ya? Gel. Ne yaptın? Anlat. Konuşsana be adam. Dilimi yuttun. Konuşamaz, konuşamaz. Ezberi bitti çünkü, konuşamaz. Sancar. Sancar ya. Benle uğraştın. Kızımla uğraştın. Yetmedi şimdi, mavi mi hedef aldın? Yok. Benim hedefimde sadece sen varsın Sancarcığım. Sen ne istiyorsun lan? Mavi seni istemiyor işte. Ne istiyorsun? Ben Mavi'nin ne isteyip ne istemediğini çok iyi biliyorum. Onun kafasını sen karıştırıyorsun. Mavi'nin kafasını sahte babayla mı gireceksiniz ha? Hadi başardınız diyelim. Ben ne güne duruyorum? Ben anlamayacak mıyım? Vallahi senin neyi anlayıp neyi anlamadığın zerre umurumda değil Sancar Efe. Benim derdim Mavi. Bir daha karımın adını ağzına almayacaksın. Sen bu mevzuyu nasıl çözdün? Mavi'nin gerçek babasına ulaştın değil mi? Yapma be Faruk. Gömmüşler demek ha. Mal babasının yaşadığını biliyordu ya. Çok üzülecek, çok. Şimdi nasıl söyleyeceğim Faruk ya? Çok üzülecek. Mavi biliyor mu? Lan ben sana bir daha Mavi'nin adını ağzına almayacağım demedim mi? Bak.
Bak ikiniz de son kez uyarıyorum. Mavi'den uzak duracaksınız. Yoksa var ikiniz de. Son kez. Sen de birazcık gerçekçi oyna. Çok kasını duruyor. Geliştir biraz kendini. Olmaz böyle. Geliştir. Böyle olmaz. Geliştir. Beceriksiz herif! Benim ne kabahatim var? Sizin bilginiz eksikmiş. Adam oraya zaten bilerek gelmiş. Bana bakın. Beni ta İstanbul'dan buraya kadar getirttiniz. Vaat ettiğiniz parayı isterim. Haberiniz olsun. Para mı dedin? Lan ne parası? Üç vaat edin adam dedi zaten. Biter. Tamam.